İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle 20 Kasım Cuma gününden itibaren lokanta ve restoranların işletmelerde müşteri kabul etmesi yasaklanırken sadece paket servis olarak hizmet verebilecekleri açıklanmıştı. Gayri resmi çalışan motosikletli kuryelerden kaynaklandığını söyledi. Restoranlar paket servis uygulamasına geçti ancak birçok restoran da kapatmak zorunda kaldı. Çünkü paket servisi söz konusu değil. Bunlar AVM'lerde daha çok söz konusu oldu. Bu sefer onların yükünü de başka paket servis restoranlarında artış göstermeye başladı. Onların yükünü de biz gene kuryeler iki katına, üç katına çıkarak daha fazla iş yoğunluğuna girerek bu şekilde sistemle devam ediyoruz. Yani şu anda motosikletli kurye sayımız da çok yetersiz kalmaya başladı. Yani daha önceden market sektörü yoktu. Covid-19 sebebiyle market sektörü de artık kurye desteği almaya başladı. Onun dışında daha sonradan biliyorsunuz ehliyet söz konusu. Ehliyetler çok geç artık çıkarılıyor. Bundan sonra zaten yani artık önceden mesela bir ayda bir ehliyet veriliyorsa şu anda artık 3 ayda bir, 2,5, 3 ayda bir ehliyet söz konusu oluyor. Bunlar bizim için çok büyük sıkıntı. Ehliyetli personel yani kalifiye personel alamıyoruz. Elimizdeki personellerle de çok zorlanmaya başladık. Kurye olabilmek için yalnızca ehliyetin yetersiz olduğunu İstanbul'da kaydeden bir rezidansta yemek getiren kuryenin pozitif olduğu bina girişinde yapılan gayri yollarla çalışan kurye arkadaşlarımız var. Biz onlara daha kurye demiyoruz. Çünkü ehliyetini almamış hiçbir kurye bizim için daha kurye olarak geçmiyor. Öncelikle devletin ceza olarak tuttuk ehliyeti almak zorunda. O ehliyeti almadığı takdirde bizim için kurye değildir. O ehliyeti aldıktan sonra da artık yeterlilik belgesi diye bir belgemiz var. Şu anda zorunlu değil ama ileriki zamanlarda zorunlu olması bekleniyor. O belgeyi alacak. İleri sürüş teknikleriyle ilgili eğitim alması gerekecek. Yani bunlarla ilgili sınavlarımız var. Yani ileriki zamanlarda bu daha çok yaygın olacak. Bu Covid de bunu hızlandırdı. Daha çok hızlandırdı. Ama gayri olarak baktığınız zaman 1 milyondan fazla kurye var. Gerçekte 200 binden fazla kurye yok. Ehliyetli yani A2 ehliyeti, A1 ehliyeti alan 200 binden fazla kuryemiz yok. İşte bu gelişmenin ardından her gün çok sayıda noktaya sipariş teslim eden kurye...